Şimdi YÖK kurulduğu zaman İhsan Doğramacı bunu kurdu. Kurar kurmaz kendi eserine ihanet etti. Mahvet. Arkasından Mehmet Sağlam'ı atadı. Daha feci. Yani bu Mehmet Sağlam. Yani YÖK doğru ama yönetimde bazı hatalar evet. var. Mekanizmanın düzeltmesi lazım. Ondan sonra Gürüz geldi. Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi bilim yöneticisiydi bu arada. Hocam. Efendim. Bir şey soracağım. Şimdi hep isimlerden bahsediyorsunuz ya. Orada evet. bana şey geliyor. Yani bir kurumun YÖK kültürü olması gerekmiyor mu? YÖK'ün karar verdiği bir şeyler. Kişiler değiştiğinde neden her şey değişiyor? Türkiye'nin kaderi bir. İki, bu kurum daha yeni kuruldu. 83'te kuruldu. Ve bu kurumun bir şahsiyet ve bir felsefe kazanmasına hiçbir zaman izin verilmedi. Bu izni vermeyen de başına gelen adamlar. Ve tabii bunun arkasındaki devlet. Bakın ben size çarpıcı bir örnek vereyim. 1983 yılında Kandilleri, Milli Rasathanemizde hatırlayın. Kandilli Rasathanesi'ne bir de duyduk ki Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanacakmış. Ya Boğaziçi Üniversitesi'nin hiçbir bölümüyle Kandilli'nin ortak bir yanı yok. Ben o zaman asistanım daha yeni gelmişim diye. Kemal Kafalı'ya gittim. Rektörümüze rahmet. Dedim hocam ya bu dedim olacak iş değil. Ya bir kere dedim bu Milli Rasathane bağımsız kalması lazım. Ha çok üniversiteye mi bağlamak istiyorlar? Ya bize bağlasınlar. Bizimle örtüşen bir sürü şey var falan. Kemal Bey bunu yapamadı. Onun üzerine ben Tahsin Şahin Kaya'yı aradım. O zaman biliyorsun. 5'te 1. Yani Türkiye'yi yöneten adamlar bunlar. 12 Eylül'den hemen sonra. Şahin Kaya gelir benim 13 yaşımdan beri tanıdığım hem dostum hem komutanım falan. Onu aradım. Emir Subayı Acar Almay'a dedim ki komutanım dedim böyle böyle bir konu konuşmak istiyorum. Acaba dedim sayın komutanımız bana bir randevu verir mi? Dur dedi ben söyleyeyim hemen seni arayayım. Hakikaten 20 dakika sonra aradı beni. Celal dedi, Şahin Kaya General dedi, Celal gelsin ama bu konuyu konuşmayalım dedi. Hayda. Dedim ya şimdi komutanım dedim ben komutanımız emrederse tabii gelirim. Ama dedim bunu rahatsız etmek istemem. Ben bu konuyu konuşmak istiyordum dedim. O iş kaldı. 20 sene sonra Şahin Kaya General ile böyle bir toplantıda bir araya geldiğimizde dedim ya komutanım 20 senedir içimi kemiren bir soru var dedim. Niye benimle bu konuyu konuşmak istemediniz? Onu deyince bak Celal'di. Biz dedi bir müdahale yapmışız. Biz bu işlerden anlamayız asker adamız. Fakat dedi bir koordinasyon kurumuna ihtiyaç olduğu açıktı YÖK'e. YÖK'ü kurduk. Şimdi başta kimi getirecek? Biz dedi sizinkilere sorduk. Yani öğretim üyeleri. Sorduk dedi. Öğretim üyeleri şu cevabı vermişler. Aman efendim İhsan Doğramacı'dan iyisi olmaz. Çünkü zengindir hırsızlık yapmaz. Bütün dünyada ilişkileri çok iyidir. Hacettepe'yi kurmuştur, tecrübelidir. Tamam. Bilkent'i de kurdu galiba değil mi hocam? Ha? Sanki. Bilkent'i de kurmamış. Bilkent. Ne var? Ha. İşte onun üzerine tamam. Askerler de demişler ki peki atadık dedi. Arkasından da neydi biliyor musun? Herifin ahlaksız olduğunu biz nereden bilelim? Tavsiye hocam. Eden. Gel. Bak. Ya. Biraz şey yok mu burada? Hani otoriteye itaat deneylerinden biliyoruz. Yani bana onlar dedi ben yaptım. Benim ne suçum ama var? Ben söyleneni hayır, yaptım kafası değil mi? Burada hayır. Tam tersi. Burada çok demokratik bir yaklaşım var. Şimdi bilene soruyor. Bu benim konum değil diyor. Tamam. Onu olmaz. Bilenlere soruyorum. Ha, bilenler bunu tavsiye ediyor. Şahin Kaya General dedi ki bu adamı dedi biz bu mevkiye atadıktan sonra zırt pırt işine müdahale etmek yakışık almaz mı? Tamam. Bakın ya bu tam demokratik bir davranış. Yani diyor ki biz bunu atadık ne demektir bu? İşte güveniyoruz buna. Kendi atadıkları bir adam değil aslında. Üniversite istemiş adam. Ondan sonra üniversiteler başladılar feryat etmeye. İşte Burak'ın biraz önce söylediği gibi Bilkent'i kuracağım diye Türkiye'deki bütün üniversiteleri öldürdü bana. Bir felaketti yani. Arkasından Mehmet Sağlam geldi. Aman yarabbim bütün FETÖ'cüler bilmem neler
Buruz alıp gittiler. Bunları durduran Kemal Gürüz'dü. Bunları durdurabilmek için tabii Kemal Gürüz bir sürü yani zecri iş yaptı. Kaba kuvvete dayanan iş yaptı. Bu bir sürü adamı sinirlendirdi. Ahmet Necdet Sezer de geldi. Kemal'in YÖK başkanlığını uzatmadı. Bak büyük bir hata bu. Türkiye'de bu işler genellikle biraz önce Burak'ın da hanginiz söylediğiniz bilmiyorum. Adama bağlı. Hı. Yani YÖK başına zaten kim gelecek? Bir adamın iki dudağının arasında. Bu olur mu be kardeşim? Evet. Yani adam değişince her şeyin bu kadar, sizin anlattığınızda da öyle. O geldi bu oldu, bu geldi bu oldu. Evet. Yani birazcık mesela şey hatırlıyorum hocam. Bizim ODTÜ'de okudum ben. ODTÜ'de havacılık uzay topluluğumuz vardı. Simülasyon dersleri orada vermeye başlamıştım. Şimdi orada ilk defa ben bunu getirdikten sonra birkaç sene yaptık bunu. 2-3 sene yaptık. Sonra arkadaşlar dediler ki onların kendi genel kurulları var toplulukların. Yani bağımsız. Öğrenciler aktif üyelere göre genel kurul yapıyor. Başkan seçiyor. Denetleme kurulu seçiyor. Ve her sene sonunda biz giderdik de bakalım disiplin kurulu, denetleme kurulu neler bulmuş. Başkanlar neleri doğru yapmış falan izlerdik böyle. Bu İngiltere parlamentosu gibi bir şey oluyordu. Güzel oluyordu. Şimdi orada bir gün şey dediler. Ya bunlar zaten oluyor. Ama ya bir gün sen gidersen mezun olup. Ya da öteki bizim başkan değişir de hiç sanal havacılığı bilmeyen biri olursa ne yaparız? Ve şunu yaptılar hocam. Tüzüğümüzü yazalım dediler. Tüzüğe bunu koydular. Şimdi ben gittikten sonra da mesela orada diyor ki havacılık uzay topluluğu sanal havacılık eğitimleri düzenler. Bitti. Yani çok ufacık mikro bir örnek tabii ki bu. Bunu her yere dağıtamayız ama. Peki düzenliyor mu? Düzenliyor. Ara ara. Ya yani ben yokum ama benden sonra başka birini. Devam ediyor mu? Benimki gibi olmuyor tabii. Hah. Ha. Neden olamaz işte mı? onu bak, çözemiyoruz. Işte, neden biliyor musun? Tüzüğe birbirine yazmakla olmaz bu iş. Hmm. Gelenek doğru lazım. Kurum geleneği, kurum aynen kültürü lazım. Kurum, ha. Bakın Türkiye'de kim gelirse gelsin o gelenek devam etmedi. Bakın orduda vardı bu. Şimdi onu canına okudular. Orduda da kalmadı. Şu anda Türkiye'de bir kurumda bu hala var. O da ne kadar sürecek hangi Allah bilir. İstanbul Teknik Üniversitesi. Neden var diyeceksiniz. Hani bu çok bilinçli falan. Hayır böyle bir şey değil. Çünkü çok eski. Yani 1773'te kurulmuş. Evet. Kesintisiz geliyor. Bu bir neden. İkinci neden bu askeri okul olarak kurulmuş. 1909'a kadar da yönetim genellikle askerlerindeydi. Dolayısıyla belli bir disiplin gelmiş. Ondan sonra 1909'dan sonra akıllı çocuğun gideceği üniversite yok Türkiye'de başka. Ama hocam çok ilginç. Mesela bir şey söyleyeceğim. Ben istiyorum ki ben öldüğümde bu kanal devam etsin. Birileri bunu yapsın. Biz böyle şu an 20-25 kişi çalışıyoruz. 20-25 ama kişi. Ama senin ülkende hayat bilim geleneği bu yok. Bu nasıl bir şey olabilir ya? Yani gelenek anladım yok. Yani senin bu kanalı yürütebilmen için bir çevre olması lazım, seyircinin olması lazım. Kanal ortadan kalktı mı seyircinin feveran etmesi lazım. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Aynen ben öyle. Şu an şey düşünüyorum da bugün şu var, yarın bu var. Yarın seçim var, izlenmeyebilir. Ya ne kadar kötü bir şey. İnsanlar keşke şunu izlese. Burada 10 bin, 20 bin kişi olsa ama şu an izleyen sayısı belki 1000, belki yaklaşık 1000'dir muhtemelen. Bak, bu bile iyi aslında. Ben sana bir örnek vereyim Burak. Ben karar verdim. İşte Türkiye'ye döneceğim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İhsan Kettin'in asistanı oldum. Benim sevgili arkadaşım Yücel Yılmaz ki kendisi o zaman İstanbul Üniversitesi'ndeydi. Yücel beni evine davet etti. Akşam yemeğine. Dedi ki bak dedi şimdi dedi sen gelmeye karar vermişsin. Evet dedi. O zaman dedi şunu dedi kabul et dedi. Türkiye'de dedi standart yoktur. Sakın dedi hani ben çok iyiyim, öyleyim, böyleyim. Ulan hani benim yerime adam koyamazlar. Sakın bunu düşünme. Seni dedi kovarlar dedi. Alakasız bir adamı oraya getirirler. Kimse de gocunmaz. Aynen öyle. Sıkıntı burada. Buna hazırsan dedi geldi. Bakın bu var ya altın bir tavsiyeydi. Ve bunu bildiği için İhsan Kettin ve gene İTÜ'nün büyük hocalarından Erdoğan Şuhubi, ben her ikisini de lisedeyken tanıdıydım. Dediler ki sakın başka bir yere gitme. İTÜ'ye geldim. Başka yer seni yaşatmazlar dediler. Bak bak leva bak. Yaşatmaz.
yaşatmazlar dediler ya. Yani mesela hocam ben Yozgatlıyım, Yozgat doğumluyum. Siz de Yozgat Bozok Üniversitesi'nden teklif gelseydi gider miydiniz oraya? Tabii ki gitmez. Hiçbir yere gitmezdim abi. Ben bak teknik üniversitedeki bu adamları tanıdım. Teknik üniversitenin nasıl çalıştığına baktım. Bak Nusret Dalfes'in şahane bir lafı var. Diyor ki bu teknik üniversitenin diyor ileriye dönük ne planı ne programı hiç öyle bir şey yok. Bir kere diyor teknik üniversite zaten bizim anladığımız gibi bir üniversite değil. Burası diyor bağımsız mühendislik okulları konfederasyonu. Çok iyi. O yüzden o rahatlık sizi zaten özgür bırakıyor ve isminizi götürüyor. Teknik üniversiteyi götüren diyor gelerek diyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Planlanmış. Hiç öyle bir şey yok diyor. Şimdi ben bir örnek vereyim size. Bizim iki tane öğrencimiz geldi. Benden arazi dersi alıyorlar. Yani kızların büyük talihsizliği bizim fakülteler birbirinden bağımsız olduğu için. Hem topografya dersi almaları lazım. Ona inşaat veriyor. Onun da arazisi var. Jeolojik harita almaları lazım. Bu da maden fakültesi veriyor. Onun da arazisi var. Şimdi bunların her ikisi de mecburi ders arkadaşlar. İkisinin arazisi aynı tarihe düşüyor. İyi mi? Üst üste. Şimdi çocuk ya birini ya ötekini almak zorunda. Geldi bu kızlar ağlaşıyorlar. Ya dediler işte bizim şeyimiz uzayabilir, üniversitemiz uzayabilir, istemiyoruz da bilmem ne. Ama yani kızların intibaı şu, yapacak bir şey yok. Yani programda bu böyle. Durun ya dedim ne ağlaşıyorsunuz? İnşaat fakültesi dekanını aradı. Ya dedim böyle böyle bir sorun var. Dekan bana dedi ki Celal dedi 15 dakika sonra beni ara dedi. Ben dedi haritacılık bölümüyle bir konuşayım dedi. Hakikaten 15 dakika sonra aradım. Ya dedi biz şöyle bir şey keşfettik dedi. Biz bir gün fedakarlık edersek, sen de bir gün fedakarlık edersen bu iş halloluyor dedim hemen. Kızlar da önümde ha bunlar olurken. Dedim gördünüz mü? Dedim ne bürokrasi hiçbir şey yok. İki tane hoca biz karar verdik bitti. Olay o. Hocam bu işte bu sizin dediğinizi anlayacak, inisiyatif alabilecek ve bu şekilde düşünecek yöneticiler yani bürokrasinin i̇şte bu elemanlarının bunlar olması Cevdet, lazım. Cevdet bu yöneticiler sırtlarında muazzam bir gelenek yükü hissediyorlar. Evet. Şimdi bak ben 1982'de yani 81 Eylül'ünde başladım işe İTÜ'de. İşte 37 senedir hocasıyım İTÜ'de. Kaç tane rektör gördüm. Bunlar çok değişik karakterde, çok değişik bilimsel konumlarda insanlardı. Fakat kardeşim bunların üniversiteye yaptıkları muamele, bana yaptıkları muamele hiç değişmedi. Çünkü bu kurumsal gelenek var. Bu kurumsal gelenek insanları korkutuyor. Bazı şeyleri yapamıyoruz. Bunun kötü tarafları da var İTÜ'de. Mesela İTÜ kendi adamını harcayamaz. Ulan hıyarın biri profesör olmuş. Hayır harcamaz. Anlatabiliyor. Böyle bir tarafı da var. Evet.